Müminleri münafıklar eğlendirir. Müminler bu sayede güç kazanır. Şevklenir, heyecanları artar, gayretleri artar. Zenginlikler artar, bereketler artar. Allah bunu alenen gösterir. Mesela mümin ne yapıyor? Darwinizme karşı mücadele yapıyor. Münafık yapıyor mu? Yapamıyor. Yapmaz. Çünkü Darwinizm onun işine gelir. Mümin ne yapıyor? Kitap dağıtıyor. Münafık dağıtır mı? İşine gelmez, dağıtmaz. Çünkü dine yayılması demek, kendi sisteminin boğulması demektir. İman hakikatleri, Kur'an mucizesi anlatır mı münafık? Anlatmaz. Çünkü din yayılacak olduğu için bunu istemez. Çünkü Müslümanlara yardım etmiş olacak onu yaptığında. Yani mesela Darwinizme karşı mücadele yaparsa münafık ne yapacak? Müslümana yardım etmiş olacak. Bu ağırına gider, yapamaz. Kur'an mucizesi, iman hakikati anlatamaz. Çünkü Müslümana yardım etmiş olacak. Yapmaz. Homoseksüelliğe karşı mücadele yapar mı? Yapmaz. Zaten kendisi bu işin içinde. Ayrıca İslam'a katkısı olacağı için, Müslümanlara faydası olacağı için onu da yapmaz. İngiliz derin devletine karşı mücadele verir mi? Vermez. Çünkü onlarla zaten ittifak halinde. Aksini yapmış olsa Müslümanlara destek olmuş olur. Müslümanlara bir şekilde destek olacak her şey onların işine gelmez. İslam'ın hakim olacağından münafık bahsetmez. Niye? Çünkü Müslümanlara yardım etmiş olacak. Ağrına gider. Yapamaz. Asla yapamaz. İlmi mücadele yapmanın farz olduğundan bahsedebilir mi? Bahsetmez. Ağrına gider. Müslümanların topluluk halinde yaşamasının farz olduğunu söyleyebilir mi? Söylemez. Çünkü Müslümanlara yardım etmiş olur. Ağrına gider, yapamaz. İslam birliğinden bahsedebilir mi? Bahsetmez. Mehdi'den, İsa Mesih'ten bahsedebilir mi? Deccal'den? Bahsetmez. Niye? Çünkü Müslümanlara yardım olmuş olacak. İstemez. Darwinizm asla münafığın kabul edeceği bir şey değildir. Darwinizm bilakis savunur. Sırf Müslümanlığa zarar gelsin diye bunu yapıyorlar bak. Sırf Müslümanlığa zarar gelsin. Adı gibi bilmesine rağmen her münafık mutlaka Darwinist olmuştur. Ve her münafık İslam birliğinin gereksiz olduğunu savunmuştur. Bakın ayrılan her münafığa bakın. İslam birliğine gerek yok diyor. Darwinizm de doğrudur diyor. Bak sırf İslam'a kininden, Müslümanlara kininden bu alçaklığı yapıyorlar. Hayır, kendi kafasına göre ayrılıp gidenler ayrı, ben münafıkları kastediyorum. Homoseksüelliğin yayılmasını tehlike olarak görür mü münafık? Görmez. Çünkü benim gördüğüm her münafık homoseksüel çıktı. Hepsi istisnasız. Peygamberimizin gücünden, kudretinden, güzelliğinden bahseder mi münafık? Ağrına gider. Yapamaz. Ölümden, ahiretten, cehennemden bahseder mi? Katiyen. Hem İslam'a katkı olacağı için istemez, hem de kendi ölümü kendine kondurmaz. Cehennemden de hiç bahsetmek istemez. Çünkü gideceği yer orada olduğunu çok iyi bilir. Evet.